Ondan sonra da geldi bana cazibe trip attı kardeşim ya. Bak, güya çaktırmıyor ama... Bak o hareketlere bak, bak. O misaldeki kızın güya bir talebi varmış. Bunu alıp yurt dışına falan götürecekmiş. Bak. Dur bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika. Şimdi ben yanlış mı anladım bakayım Kemal? Yani şimdi cazibe diyor ki... Bu simgeyle ilgili olan mevzu hakkında bir karar ver falan filan diye bir imalarda mı bulunuyor Kemal? Evet abi, onun gibi bir şey işte. Ondan sonra da seni bu daha evvelden başvurduğun şirketlerden biri arıyor... ...boş müdür pozisyonu için, öyle mi? Evet. Sen de bunu reddettin. Yani işte ondan sonra da cazibe... Değil, değil, değil. Bir dakika şimdi cazibeyi falan, simgeyi falan bırak da oğlum. Sen bana şu sorunun cevabını ver Kemal. Bu şirketin adı ne? Telefon numarası kaç kala? Şimdi diyorum ki sen reddettin. Eğer ben gidip böyle caddeye en evvelden ben böyle başvursam belki müdür pozisyonundan beni kabul ederler diye şey yapıyorum ha bak. Dur Allah senin cezanı vermesin ya. Ben de diyorum ki geçmiş karşıma beni adam gibi dinliyor bak. Kardeşim işte sen istememişsin. İstememişsin ne var yani şimdi? Benden müdür olmaz mı Kemal? Ha? Ben müdür olamaz mıyım? Abiciğim ben hayatım boyunca müdür olamayacak mıyım ya? Ne yapıyorsun lan? Manyak! Bayma gözlerine kısık kısık bakma, sayko! Senden olsa olsa amip müdür olur. Tamam işte ben de onu diyorum. Amip müdür olsun. Yani maaşı iyisi amip müdür olur. Anlatana kardeşim. Ben karımı müdür karısı yapmak istiyorum ya. Oh! Ne karısı oğlum? Sen daha evli değilsin ki. Tamam. Ben niye evli değilim Kemal? Çünkü müdür olmadığım için kimse bana kız vermiyor ya. Herkes, vallahi sana buradan bir gömeceğim, morg müdür olacaksın ha. Mutasyon şefi. Allah Allah be. Ulan bir günde geç karşıma bir insan taklidi yap. Beni adam gibi dinle de mantıklı bir şey söyle ya. Kemal. He. Sen şimdi mantıklı bir şey mi istiyorsun abiciğim? Yani. Yani. Şimdi bu cazibeyle simge mevzusuyla mı ilgili Kemal? Evet. Diyorum ki ben şimdi diyelim ki ben simgeyi terk ettim. Eskiden ne olurdu? Simge bunu gidip Hulusi Bey'e söylerdi. Hulusi Bey de ilk önce beni öldürtür, ondan sonra da kovardı değil mi? Tam bu sıralamayla olmasa da aşağı yukarı böyle bir şey olurdu Kemal. Peki Hulusi Bey simgenin şu anda babası mı? Hayır, üvey babası Kemal. İşte bu noktada diyorum ki Hulusi Bey belki de beni kovmaz. Ha. Şimdi Kemal, ben böyle bir geniş çerçeveli düşündüm de yani bütün olaya böyle çok acayip bir perspektiften bakarak şimdi böyle algıladım da. Evet abi. Abiciğim sen niye beni şimdi şu gidip o şirketin şeysine müdür olarak tavsiye etmiyorsun abiciğim ya? Niye benim geleceğimle oynuyorsun ya? Allah senin cezanı versin be kardeşim, hem de bin türlü be. Seni adam yerine koyup soruyoruz be. Yuh, bırak. Senden fikir falan istemiyorum. Evet, yok abi, ben kendi kararımı kendim verdim. Ben gideceğim simgeyle konuşacağım. Böyle böyle diyeceğim. Vallahi söyler söylemez bilmiyorum yani. Artık Hulusi Bey de üvey kızı için beni kovacak hali yok değil mi? Tabii tabii, en iyisi ben gidip simgeyle konuşayım abi. En iyisi sen şimdi git simgeyle bir konuş. Ama şey diyeceğim, sen şimdi bir simgeyle konuşurken... Şu şirketin numarasını falan bana ne olur ne olmaz ver de dünyayı Kemal ölürsün ölürsün Allah muhafaza. Korkma korkma, eğer ölürsen falan ben seni yanımda götürmek için elimden geleni yaparım, merak etme. Numara değil numara.